Sağlıklı beslenme diyoruz. Sağlıklı beslenme derken yapmış olduğumuz yemeklerin özellikle sebze ağırlıklı olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için de bugün yapacağımız yemeklerden bizim kendi usulümüze ait olan bir ayvalık dürümü yapıyoruz. Onun akabinde ayvalık tavuk sevenler için ayvalığa ait olan baharatlarımızdan beraber güzel bir tavuk yemeği yapacağız. Böyle mutfağa davet ediyoruz. Ayvalık tostunun yerine biz ayvalık dürümü yapıyoruz. Bu da bize ait olan bir yemektir. Daha bizden önce kimse yapmamıştır bunu. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Salamımızı aldık. Mangalda güzelce mi kızartıyoruz. Dediğimiz gibi ekmek yiyemeyen insanlar için çok önemli. Sağlık açısından yine burada bir nokta koyuyoruz. Lavaşımızı istediğimiz undan yapabileceğimiz için biz bunu kalkıp lavaşlarımızı hazırladıktan sonra ya da bildiğimiz, tanıdığımız bir fırından bunu alabiliriz. Akabinde tavada bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani evde bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada bizim mutfağımıza ait olan arkadaşımız bunu keşfetti. Ya diyor, tosta olan bir şey lavaşta, dürümde hayli hayli olur. Biz de bunu kalkıp güzelce bir değerlendirdik, baktık. Gerçekten oluyormuş ve çok nefis. Tembel tavuğa ait olan farklılık da burada. Biz işte klasik standart yemeklerin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Farklı lezzetler yakalamaya çalışıyoruz. Geçen Ayvalık'ta bir vatandaşın birisi damlı sakızlı köfte keşfetmiş. Ve gurme mutfaklarında çok farklı bir lezzet yakalamış ve orada televizyon haberi olmuş. Bakarsan bizim Ayvalık dürümümüz de dünyaca ünlü olur. Ayvalık tost yerine kalkıp da burada ayvalık dürümü olur. Şimdi peynirimizi kızarttık. Salamımızı üstüne koyuyoruz. Bununla beraber de güzelce de turşu sevene turşu ilave ediyoruz. Domates ve salata da burada istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Arz edene kendi sosunu yapabilir. Bunun içine ilave edilir. Ya da mevcut olan işte ketçap, mayonez tarzı soslarımız. Hafif sarımsaklı mayonez de çok güzel olur burada. Bir sos Hollandis, bir sos Bernays. Fransız mutfağına ait olan, Avrupa'da çok bilinen güzel barbekü sosları var. Mangalda kullanılan farklı soslar var. Bunları da çok rahatlıkla burada kullanabiliriz. Ve arkadaşımız hemen onu hazırlıyor. Evet. Bir ayvalık dürüm ve tavuk dürümü hazırlamış bulunduk. Efendim, sizin burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Afiyet olsun diyorum. Eşim de size afiyet olsun diyor efendim. Tavuğu yemeğimizi hazırlıyoruz. Şimdi ben biraz soğan hazırladım, soydum ben bunu. Bunu hafiften ince ince kesiyoruz. Bize fazla bir şey lazım değil burada dürüm için. Akabin biraz domatesimiz olacak. Onları da biberimizle beraber hazırladım bunları. Onları biber, yeşil biber. Çünkü bunlara sağlıklı diyoruz. Yeşil biber var burada, kırmızı biber var. Soğanınla beraber biz bunları güzelce sizin için boklavamızda kızartacağız. Burada da lütfen dikkat edelim. Bunlar kullanırken, kızartırken de fazla kızartmayalım. Çünkü vitaminini kaçırırız, kaybederiz. Hemen acı ocağımızı yakalım. Biraz burada yağımız var. Burada benim bana ait olan bir karışımdır bu. Tereyağı, hafiften zeytinyağına beraber. Bunu hazırladım öncesinden. Ondan sonra soğanımız, biberimiz, bunları hemen tavaya verelim. Akabinde biz niye diyelim sağlıklı diyoruz? Çünkü vitaminli, yaz aylarına ait olan bir sürü sebze meyve var. Bunları yememize lütfen dikkat edelim. Bir de bölgesel olarak her bölgeye ait olan baharatlar vardır. Ürün olarak da yakın mevkiden alınırsa hem toptancılar
burada yol, benzin vesaire, yakıt kullanırken hem masraflı olur ama en bizim yakın bölgeden sebze meyvemizi alırsak bu hem doğayı korumuş oluruz hem de etrafımızdaki olan esnaflara katkımız olur. Şimdi biz sebzemizi hazırlarken bunlar hafiften cızbız kızaracaktır. Tavuğumuzu tavaya atıyoruz. Bunları kızartırken şöyle 2 dakikada onları tavada hızlı yaparken, önemli olan da burada bu yemeğin içine istediğiniz sebzeyi ilave edebilirsiniz. Ben özellikle mantardı, biberdi, buna benzer birçok güzel mevsimsel olarak da ürünlerimiz var. Onlardan ilave ederek bu kışın da yenilen bir yemek olabilir. Bir pırasa içine ilave edilebilir. Ne diyeyim, bir lahana tarzı kavrulmuş, kızartılmış lahana, biraz karabiber. Biraz da tuz ilave ettiğimizde yememiz hazır olmuş olacak. Evet, yemeğimiz hazır. Lavaşımızı aldığımız gibi şimdi kameraman arkadaşımızdan bir ricamda bulunacağım. Şöyle domateslerimizi de içine koydum mu? Şöyle bakın. Bol vitaminli, taze taze biberdi, soğandı, domatesli, tavuğumuzla beraber bunu hazırlamış bulunuyoruz. Evet, dürümümüz salat için hazırlıyoruz. İstediğimiz şeklinde, istediğimiz kıvamında. Ne bu? Ahşam bir parasiten bir yemek değil. Aperatif tarzında. Bunun yanında güzel bir salata da yapılabilir. İstediğimiz şekilde böyle hazırlamış olduk. Buyurun efendim, afiyet olsun. Bunun yanında bir soğuk bir ayran olur, meyve suyu olur vesaire. Böyle özellikle yaz aylarında şu anda çok sıcaktır aşağısı. Aperatif tarzı ve sağlıklı olarak da buna da dikkat edersek çok önemlidir. Dürümümüz, tavuk dürümümüz bitmiştir. Buyurun efendim, afiyet olsun.